tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçimin kaybedildiğini kabul etmeyen, içinde bulunulan siyasi duruma başkaca tanımlar geliştiren, hiçbir şey olmamış gibi davranan bir siyasetsizliğin parçası mı olacağız? Yoksa örgütümüzü siyasetin özdesi yapacak bir değişimle Türkiye'ye umut mu olacağız? Parti içi iktidarı kazanmak için değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. 28 Mayıs sabahı Manisa'da, Balıkesir'de, Mersin'de, İstanbul'da, Malatya'da, Şanlıurfa'da, İzmir'de, Ankara'da, Adana'da, Edirne'de 81 ilde uyanıp da o gün bugündür huzurlu bir uyku uyuyamayanların hikayesidir. Artık korkmaya gerek olmadığını, çünkü korkulanın olduğunu bilenlerin hikayesidir. Bu bir yolculuğun hikayesidir. Sonu nedir diye düşünmeden yola çıkanların, bundan sonra bana ne olur acaba diye endişe etmeyenlerin hikayesidir. Arkanızda kim var diyenlere arkamızda Bayramda babasına kavuşturamadığımız, veraya verdiğimiz söz var diyenlerin, şen yasar ailesine getiremediğimiz adalet var diyenlerin hikayesidir. Bu seçimin kaybedilmesine dur diyemeyenlerin, bu kayba engel olamamanın üzüntüsünü duyanların, kahrını çekenlerin hikayesidir. Bu kendini suçsuz görenlerin değil. Ama kendinde hiç suç görmeyip hiçbir şey olmamış gibi davranmaya itiraz edenlerin hikayesidir içi yananların vicdan azabı çekenlerin sorumluluk duyanların hikayesidir tek bir kişinin değil bir kadronun attığı kocaman bir adımdır bir parti içi bir iktidar mücadelesinin değil bir büyük iktidar hayalinin ilk adımıdır Bizler bu yürüyüş ile Cumhuriyet Devrimimiz ve lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Devrimci, dönüştürücü karakterini esas alan büyük bir meydan okumayı hedefliyoruz. Bu bilinçle yeni yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Ülkemizin kaderini değiştiren, nice devrime imza atan bir siyasi irade bunu yine yapacak güce ve kudrete sahiptir. Daha önce başardık, yine başaracağız. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine partimizin yönetimi Yenilginin nedenlerini ciddiyetle araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz partimizi hatta siyaset kurumunu terk edebilecek kadar yoğun bir duygusal kopuşa sürüklendi. Parti yönetimi bu durumu tespit etmek ve onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı gözden gelmeyi tercih etti. İttifak siyaseti, ittifak kuranların birbirine dönüştüğü, benzediği siyaset olmamalıdır. Tersine birbirine benzemeyen partilerin kendi kimliklerini koruyarak varsa ortak hedefler etrafında birleşmeleri verimli bir ittifakın en önemli şartıdır. İttifaklar parti vicdanında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Örneğin partimizin seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında, parti tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Bu süreç hiçbir parti içi müzakereye, üzerinde uzlaşılmış bir iç hukuka, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmaksızın ve parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Aynı şekilde Partiler arası imzalanan protokollere dair seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı süreçler işletilmiştir. Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Bugün herhangi bir görüşmem olmadı ama Sayın Ekrem İmamoğlu ile partimizdeki herkes gibi fikrine değer verdiğim herkes gibi açık bir iletişim kanalımız var. Ancak bugün herhangi bir görüşmem olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olan birine emanetçi olma yakıştırması herhalde en son söylenebilecek ve en son yakışabilecek üzerine yapışabilecek şeydir. Bir emanet vardır. O emaneti bugün onurla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu taşımaktadır. Emanet Atatürk'ün emanetidir. Nasip olursa Nasip olursa üyelerimiz ve delegelerimiz uygun görürlerse o emaneti taşımak siyasi hayatında bir siyasetçinin siyasi hayatında taşıyabileceği en büyük gurur ve onur olacaktır. Atatürk'ün emaneti dışında emanet taşımak değil Özgür Özel'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesine yakışmaz.